kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Özel finans kurumlarına para yatırmak veya buralardan kredi kullanmak caiz midir? Finans kurumları ile bankalar arasındaki fark nedir? Evet. Özel finans kurumları veya katılım bankacılığı diyorlar bugün ama bize göre bunun en güzel ifadesi faizsiz bankacılıktır. Çünkü bankaların çoğu Türkiye'deki bankaların %90'ı belki faizle çalışıyor. Böyle bütün bankaların faizle çalıştığı bir dönemde 3-5 tane faizsiz eğer bir banka varsa onları mutlaka net ifade etmek gerekiyor. Faizsiz bankacılığın faizli bankadan en önemli farkı biri faiz sistemine göre Allah'ın yasakladığı, haram kıldığı en büyük günahlardan olan faizle işlem yapıyor. Diğeri Allah'ın emrine uygun olarak faizsiz işlem yapıyor. En önemli fark bu. Bu yetmez mi? Peki finans kurumları, katılım bankaları veya bizim ifade ettiğimiz şekilde faizsiz olan bu bankalar hangi yöntemlere göre işlem yapıyorlar? Bir, murabaha dediğimiz herhangi bir malı alıyor peşin veya vadeli sonra müşteriye vadeli satış yapıyor. Bunu aslında gündelik hayatta biz çok yapıyoruz. Bazıları bunu garipsiyorlar. Mesela diyelim ki toptancıya gittiniz. Ya bir mal aradınız yok. Dediniz ki ya ben şu malı istiyorum. Bana şu özelliklerde şu malı satar mısın dediniz. Adam da gitti bir malı sizin istediğiniz özelliklerde ya da beğendiğiniz bir malı aldı peşin veya vadeli. Sonra size paranız olmadığı için vadeli satış yaptı. Elbette peşin aldığı bir malı üzerine kar koyarak ve değer ileride kaybedeceği değeri düşünerek bir vade farkı koyacak ve ona göre satacak. İşte bunu sistematik olarak katılım bankaları, özel finans kurumları veya bank faizsiz bankacı dediğimiz kurumlar yapıyor. Dolayısıyla birinci işlemleri herhangi bir müşterinin ihtiyacı olduğu malı alıyor esas mal sahibinden ya peşin ya vadeli. Sonra müşteriye vadeli olarak satış yapıyor ve Allah'ın alışveriş helaldir dediği şeyi uygulamış oluyor. Faizden de böylece uzaklaşmış oluyor. İkincisi mudarebe dediğimiz ortaklık sistemi. Nasıl? Benim biraz param var elimde. E bu parayı nasıl kullanacağımı bilemiyorum. Dolayısıyla faiz bankasına yatırmak da İslam'ın yasakladığı bir şey olduğundan acaba faizsiz bir yere yatırabilir miyim diye düşünüyorum. İşte faizsiz bankacılık bize burada fırsat sunuyor. Sen paranı getir bana koy. Ben paranı alayım. Para senden, emek benden. Ondan sonra da elde ettiğimiz karlardan ben bunu ticarette kullanayım, murabaha da kullanayım, değişik yerlerde alım satımda kullanayım. Elde ettiğimiz karı herhangi bir ölçüye uygun olarak paylaşalım. Bu da kar zarar ortaklığına girdiğinden dolayı dinen hiçbir sakıncası yoktur ve helaldir. Bir de şirket olarak ortak olabilirsiniz. Müşareket diyoruz. Çok az yapılıyor. Yani siz faizsiz bankacılığa ortak olursunuz belli bir hissedar olarak ve şirket kurarsınız. O şirketin ortak olarak işi yürütürsünüz. Öyleyse faizsiz bankacılığın temelde İslam'ın yasakladığı şeyden uzak durarak faize bulaşmadan işlemler yaptığını ve bütün işlemlerinde bir fetva kurulundan fetva alarak İslam'a uygun şekilde yaptığını ve her üç uygulamanın da İslam'a uygun olduğunu bilelim ve biz bunlara yönelelim ki biz onları Müslümanca onlara yönelelim, onları güçlendirelim ki onlar da Müslümanca işleri yapmaya devam etsinler ve toplumumuza haram bir şeyden sakınarak, bereketsizlikten Allah muhafaza. Allah'ın yasakladığı en büyük en büyük şeyi işlemekten sakınalım ve berekete, Allah'ın bize ihsan buyurduğu rahmete farza uyalım ve paramıza, malımıza, mülkümüze haram karıştırmadan hayatımızı devam ettirelim. <laughs>